Şu anda Çırpılar Köyü'nde emekli öğretmen İlhami Bey'in bahçesindeyiz. Kendisi bu bahçeye bir yıl boyunca büyük emek verdi. Şu anda da hasat zamanı geldi ve gördüğünüz gibi üzeri elma dolu bu ağaçlarla da emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl elmada rekolte oldukça yüksek, üretici de halinden oldukça memnun. Gördüğünüz gibi ağacın üzeri elma dolu ama bu elmalar hiç de kolay yetişmiyor. Bir yıl boyunca büyük emek istiyor. Bu yıl hasılat daha önceki yıllarımızdan daha iyi. Rekolte yüksek. 150 ton civarında elma üretmeyi planlıyorum. Yaklaşık 30 dönüm arazim var. Bunların içinde 3500 ağaç meyvem var. Bu ağaçlar 12 ile 15 yıl yaş arasılığında değişiyor. Ağırlıklı Star Gripson çeşidi elma. Ama Golden de yarı yarıya %50 %50 Golden ve Star Gripson olarak çeşitlerimiz var. Elma fiyatları son yıllarda sadece bu yıl birazcık hareketli. Çünkü önceki yıllarda maliyetin dahi tatmin edici bir fiyat değildi. Ama bu sene fiyatlar biraz iyi olacağı düşünülüyor ve biraz daha iyi. Yani 50 kuruşluk bir artış var yaklaşık. Bu da üreticiyi memnun ediyor. Şu anki fiyattan daha bir iyi fiyata satmayı düşündüğümüz için soğuk hava deposunda bekletiyoruz meyvelerimizi. Çırpılar Köyü civarındaki bahçelerde elmalar hasat edildi ve kasalara doldurularak traktör römorklöründe buzhaneye getirildi. Günlük 500 ton elmanın getirildiği buzhane toplamda 5000 ton kapasiteli ve yaklaşık 10 gün sonra da bu buzhanenin tamamen dolması bekleniyor. Bayramiç'te yaklaşık 150 bin ton civarında bir elma üretilmektedir. Neden Bayramiç elması? Bayramiç elmasının sebebi şu: Alplerden sonra kazaların en fazla oksijen deposuna sahip olması, floranın gece ve gündüz sıcaklığının farklı olması, diğer bölgelere göre hasatın biraz daha geç olması bu otomatikman nefasetini yapıyor. Neden Bayramiç elması? Kazalarında endemik bitkilerin floralarıyla geliştiği için. Biliyorsunuz binlerce çeşit endemik bitki var. Bunun sürpüntüleriyle, rüzgar esintisiyle ve şeyiyle bir sürü yan etkileri var. Yani açıkçası Bayramiç elması bölgemizde aranan bir elmadır. İnce kabukludur, nefaseti hoştur. Tüketici devamlı yediği zaman ve ürettiği zaman aramaktadır Bayramiç elmasını. Tüketici de memnun olmalı, üretici de memnun olmalı. Ama son zamanlarda genel ana sorun şu: tüketici de memnun değil, üretici de memnun değil tarım ürünlerinde. Mesele aracıların insanları çok yorması.
Yani devletimizin bir an önce bu aracılık sistemine bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu bir tek elmada değil. Nektarinde de böyle. Bugün bakın nektarinde burada 3 lirayla 5 lira arası bir fiyatlarda geziyor. Bugün İstanbul'da kıyı semtte bir manavda 15 TL nektarın kilosu. Tüketici bunu nasıl alıp yiyebilecek? Aynı üründe Bayramiç elması 13 TL. Bizim burada 2 lirayla 1,5 lira arası veya 2,50 arasında gezmektedir. Yani bu bir çelişki bence. Benim dikkat çekmek istediğim konu üreticinin ürettiğine memnun fakat kazanamıyor. Yani piyasa şartlarına göre. Tüketici de pahalılıktan yiyemiyor. Sonuçta ezilen kesim hem tüketici hem üretici oluyor. Bunun ara unsurları ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yılki fiyatlar 1,50'den başlayıp 2,50'lere kadar gidiyor. Tabii bu da bu rakamlarda olursa tonajda yaptıktan sonra kazanmamak imkansız. Bizim elmayı tüketmek diye bir sorun yok. Elmamız işte dediğim gibi metropol kentlerde bir söz sahibi, gözde ve ürünlerimizin bir katma değeri var. Yani bir değerli ürün ama bizim İç Anadolu tarafına açılmamız gerekiyor. 150 bin ton elma daha da arttırılabilir. Tabii biz bunları resmi kayıtlara göre söylüyoruz. Biz bir meyvacı bir ilçeyiz ve her geçen gün meyvacılık biraz daha ön plana gitmekte. Meselenin en büyük özü üreticinin para kazanmasıdır. Başka bir etken yoktur. Üretmek için bir sorun yok. İnsanlar bir nefes alabildi. Geçen sene 80 kuruştan 1,50'lere kadar geçen bir fiyat vardı. Bu sene 1,50'den başlayıp 2,50'ye kadar giden var.